Herkese Atina'dan selamlar. Şu anda ben Atina'da Sintagma Meydanı'na çok yakın bir tane kilisenin önündeyim. Bugün özellikle kilisede duymuş olduğunuz gibi hiç durmadan değişik tonlarda sabahtan beri başlayan bir çan sesi var. Bunun da olmasının sebebi bugün tabii ki de Paskalya. Paskalya olduğu için akşam törenin olacağı saate kadar bu şekilde bu müziğin çalması, yani müzik ritim olarak devam ediyor birazcık da. Yani bu çan sesinin çalması devam ediyor. Paskalya açıkçası Hristiyan öğretisindeki Miraç günlerinden biridir. İsa'nın öldükten sonra 3. gün dirildiğine ve birçok insana görüldükten sonra 40. günde havarilere görünüp göğe yükseldiğine, yani Tanrı'nın yanına, Allah katına yükseldiğine inanışıdır. Bazen Batı ve Doğu olarak Hristiyan kutlamaları değişik olabiliyor. Mesela Yunanistan'da bugün Cuma günü sabahtan akşama kadar kiliselerde dua edilip çarmıhtan bir tane İsa heykelini indirip onun orada öldüğünü kabul edip bedenini yıkayıp gül sırayla süsleyip bir tabutun içerisine koyup sokaklarda gezdirip dua ediyorlar. Cumartesi gün ertesi günü de tam 12'ye 1-2 saat kala duaya devam edip tam 12'de göğe yükseldiğine inanıyorlar. Videolarımı zaten birinci kısım ve ikinci kısım diye ayırdım. Orada göreceksiniz. Birinci kısım Cuma günü, ikinci kısım da Cumartesi. Ve Pazar günü de tüm Yunanlılar aileleriyle birlikte toplanıp oruç günü bittiği için hepsi birlikte et yiyorlar. Birazdan da merkezde de görmüş olacağınız gibi size birazdan parlamento binasının önünü de göstereceğim. Parlamento binasının önünde de dini ve resmi bayramlarda genelde aynı bizim Türkiye'deki gibi birçok ülkede de var. Bayraklarıyla süsleniyor. Orada da yine bayraklarla süslü. Biraz da orayı da göstereceğim bir dakika. Birkaç saat sonra da tören başlayacak. Ve ben de törende olup size bu videonun devamında neler yaptığını ve ne olduğunu detaylı olarak anlatacağım. Genelde bugün Atina boş. Hep turistler var. Çünkü turistlerin olmasının sebebi Yunanlılar genelde geleneklerine bağlı insanlardır. Dini bayramlarda, Paskalya ve özellikle yeni yılda mutlaka memleketlerine giderler. Eğer ki Yunanlılar köyde yaşayıp, köyde doğup büyüyüp, eğer ki şehirde yaşıyorlarsa, aileler hala köydeyse köylerine, eğer ki aileleriyle birlikte Atina'da doğup büyüdüp Atina'da yaşıyorlarsa birbirlerine tören için mutlaka gidiyorlar. Hatta törenden sonra da ailecek yemek yiyorlar. Yemek onlar için çok önemli. Genelde bizde Ramazan ve Kurban Bayramlarında biliyorsunuz bazen yurt dışına tatile gidilir, bazen başka yerlere tatile gidilir. Ama Yunanlılarda özellikle Paskalya ve dini bayram olarak yeni yıl çok önemlidir. Ve bu yüzden geleneklerine biraz bizden sanki daha çok bağlılar. Mutlaka aileleriyle birlikte olmayı tercih ediyorlar. Yani bildiğiniz dini bayramlarda Atina boş, sadece turistler oluyor. Hani bizim Türkiye geneline vurduğunuzda artık çok son zamanlarda bu biraz daha sanki böyle göz ardı ediliyor. Biraz daha o kültür kayboluyor gibi. Yani genele vurduğunuzda tabii ki de Yunanlılarda buna uymayanlar da var. Ama birçoğu, benim çevremdeki tanıdığım birçok arkadaşım mutlaka bunu yapmaya çalışıyor. Size bahsetmiş olduğum gibi burası parlamento binası ve parlamento binasının önünde askerler genelde değişim yapıyor. Değişim yaptığı için birçok turist bu şekilde bekliyor. Ve bu şekilde dini ve milli bayramlarda bayraklarla süsleniyor. Parlamento binasının önündeki şu görmüş olduğunuz anıt, yatan asker anıtı ise bugüne kadar Yunan Savaşı'nda Yunanistan için hayatını kaybetmiş askerleri simgeliyor. Orada da askerleri görüyorsunuz şu anda. Şimdi birazdan oraya doğru da yaklaşacağım. Size bahsetmiş olduğum gibi askerler burada nöbet değişimi yapıyor. Yeni askerler geliyor, eski askerleri gönderiyor, birbirlerini selamlıyorlar. Bunu belirli aralıklarla yapıyorlar.
Görmüş olduğunuz gibi bu Atina'daki bir tane kilisenin içerisindeki İncil ve Hazreti İsa'nın hazırlanmış bedeninin olduğunu kabul edildiği sanduka. Yani bu her Atina'daki yani tüm Yunanistan'daki tüm kiliselerin içerisinde o gün yani Cuma günü hazırlanıyor bu. Yani Paskalya'nın ilk günü açıkçası. Daha sonra da insanlar buraya gelip akşama kadar bunun önünde dua edip hatta fotoğraflarını öpüyorlar. Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in, okutucun dilek diliyorlar, mum yakıyorlar. Gerçekten de çok mistik ve değişik bir ortam oluyor. Bayağı bir kalabalık oluyor. Akşama kadar açık oluyor. Çoluk, çocuk, herkes geliyor. Yaşlısı, genci, hepsi geliyor bu saatte. Görmüş olduğunuz gibi zaten öpüyorlar da sürekli. Saygıda bulunuyorlar. Bu süre hiç bitmiyor iki gün boyunca. Bayağı da bir kalabalık oluyor. İlgi çok yoğun oluyor. Bu da Gieirini Kilisesi. Monastraki'ye çok yakın. Birkaç kiliseden değişik görüntüler çekmeye çalıştım sizler için. Görmüş olduğunuz gibi İsa'nın resmi olan tabut şu an sokaklarda dolaştırılıp dua edilmeye devam edilecek. Dua bitince tekrar geri getirilecek. Şu anda artık dolaşması gereken yeri dolaştı ve sanduka geri geldi. Şu anda içeriye girecek ve burada duaya devam edecekler. İlk günün duaları bitmiş oldu. Para todos.
Göstermek istediğim size bunlardı. Herkes kendine çok iyi baksın. Atina'dan bol bol sağlık, mutluluk, neşe ve huzur gönderiyorum size ailenizle beraber. Hoşça kalın.